Güney Liman kenti Mariupol'daki bir tiyatroya bomba attığını açıkladı. Rusya ise iddiayı yalanladı. Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukraynalı silahlı güçlerin mayınlanmış tiyatro binasını bombalayarak provokasyon gerçekleştirdiğini savundu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov ise korkunç bir iddiayı ortaya attı. Konashenkov, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin sivillere karşı zehirli madde içeren kimyasal silah kullanıp suçu Rusya'nın üzerine atmak için provokasyona hazırlandığını iddia etti. Öte yandan Rus güçleri tarafından geçen cuma günü gözaltına alınan Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov'un serbest bırakıldığı belirtildi. Mariupol şehrinde büyük çaplı tahliye operasyonu düzenlendi. Tahliye kapsamında son 24 saatte 11 bin kişi Mariupol şehrinden Zaporijya'ya sevk edildi. Video konferans yöntemiyle Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesindeki olayları 11 Eylül 2001'de El-Kaide'nin Amerika'da gerçekleştirdiği saldırılara benzettiğini söyledi. Ülkesinde bu tür olayların her gün yaşandığını söyleyen Zelenski ayakta alkışlandı. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın başkanı Vyacheslav Volodin ise ABD'li politikacıların devlet başkanı Vladimir Putin'e saldırılarının tek amacının Rusya'yı yıkmak olduğunu belirtti. Öte yandan tarafların çevrim içi görüşmeleri de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan seçim kanununda değişikliği öngören kanun teklifiyle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, yeni düzenlemenin en çok CHP'li milletvekillerini rahatlatacağını iddia etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada 2023 seçimlerinin önemine değindi. Bugüne kadar girdiğimiz 15 seçimin istisnasız tamamında sandıktan açık ara birinci parti olarak çıkmamız, milletimizin bu duruşumuzu gördüğünü, takdir ettiğini, desteklediğini gösteriyor. Yeni bir imtihanın 2023 seçimlerinin arifesindeyiz. Bir kez daha milletimizin huzuruna çıkacak, geçmişin hesabını verecek, gelecekte yapacaklarımızı ortaya koyacak, sonraki 5 yıl için seçmenden ruhsat isteyeceğiz. Şüphesiz her seçim önemlidir. Her seçim hayatidir. Her seçim belirleyicidir. Ama 2023 seçimleri AK Parti'nin, bunun yanında Cumhur İttifakı'nın geleceğinin ötesinde ülkemizin ve milletimizin kaderi bakımından gerçek anlamda bir yol ayrımını ifade edecektir. İsim vermeden grup kurabilmesi için CHP milletvekillerinin İYİ Parti'ye katılmasını hatırlatan Erdoğan, meclis başkanlığına sunulan seçim kanununda değişikliği öngören teklifle ilgili de ilk kez konuştu. Seçim kanununda yapılacak bu düzenlemeler en çok CHP milletvekillerini rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz bu partinin milletvekilleri seçimler öncesi gruplar halinde gözleri yaşlı, boyunları bükük, bu şekilde başka partilere altın tepside ikram ediliyordu. Yeni düzenlemeyle seçimlere katılmak için mecliste grup kurmak tek başına yeterli olamayacağı için siyasi mühendislik gayretlerinin ürünü bu tür taşınmalara artık ihtiyaç kalmayacak. Böylece CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaştığı milli irade adına utanç verici, yüz kızartıcı tablolarla inşallah bir daha karşılaşmayacağız. Yine bu düzenlemeyle ittifaklar içinde yer alan partilerin sahip oldukları oy potansiyelinin çok üzerinde güç ve milletvekili elde edebilmelerini sağlayan sistemi de değiştiriyoruz. Böylece hem milli iradenin tecellisinde adaleti sağlamayı,
hem de tabela partilerinin siyaseti manipüle etmelerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun diplomasi trafiği sürüyor sevgili izleyiciler. Dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da görüşen Dışişleri Bakanı, bugünse Ukrayna'da mevkidaşı Dmytro Kuleba ile Lviv'de bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından Lviv'e geçti. Çavuşoğlu, Lviv'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'yla bir araya geldi. Öte yandan görüşmede her iki tarafında spor giyimli olması dikkat çekti. Yapılan 40 dakikalık görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, yakın arkadaşım diye bahsettiği Çavuşoğlu'nu ağırlamaktan son derece memnun olduğunu söyledi. Türkiye'nin arabuluculuk çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Kuleba, Rusya'nın ülkemize yönelik saldırısına son vermek ve Rus birliklerinin geri çekilmesi amacıyla Ukrayna her platformda çalışmaya hazır. Bundan sonraki çalışmalarımızın Ukrayna ve Rusya başkanlarının görüşmesi konusunda yoğunlaşması için mütabakata vardık. Zira savaşın sona ermesi için Putin ve Zelenski'nin görüşmesi gerektiğini anlıyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise savaşın bir an önce sona ermesi için çaba sarf ettiklerini söyledi. Çavuşoğlu, dostum diye hitap ettiği Ukrayna Dışişleri Bakanı'na Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la yaptığı görüşmeyle ilgili bilgi verdiğini açıkladı. Temennimiz önce Mariupol'da acil bir insani ateşkesin sağlanması, sonra da tüm Ukrayna'da savaşın sona ermesi ve ateşkesin kalıcı bir şekilde tesis edilmesi, anlaşma ve barış yolunda diplomasiye fırsat verilmesidir. Dmytro Kuleba ve Sergey Lavrov'u elbette Antalya'da bir kere daha bir araya getirmekten biz mutlu olacağız bu çabalarımız doğrultusunda. Ama en kısa zamanda artık liderler düzeyinde bir buluşmanın zemininin de hazırlanması gerekiyor. Ve böyle bir liderler düzeyindeki toplantıya da ev sahipliği yapmak istediğimizi daha önce de belirtmiştik. Bu iki ziyaretim neticesinde tabii savaşlarla ilgili kesin bir şey söylemek zor olur ama ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır. Dmytro, bir kere daha çok teşekkür ediyorum değerli dostum. Zor şartlarda çalışıyorsunuz ama bana da zaman ayırdınız. Avrupa ile Asya kıtasını birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor. Açılış için tüm hazırlıklar tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu açılış öncesi Gelibolu gişelerinden köprünün ortasına kadar görme ve bedensel engelli vatandaşlarla birlikte yürüyüş yaptı. Hepimizin, bütün Türkiye'nin gururu aslında. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Avrupa kıtasındaki Tekirdağ Malkara ilçesi ile Asya kıtasındaki Çanakkale'yi birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Açılış öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Çanakkale'deydi. Bakan Kara İsmailoğlu görme ve bedensel engelli vatandaşlarla birlikte Gelibolu gişelerinden köprünün ortasına yürüyüş yaptı. Bakan Kara İsmailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nün özellikleri hakkında gazetecilere de açıklama yaptı. Köprümüz enlerin, ilklerin ve rekorların projesidir. 2023 metre orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıkları ile birlikte köprümüz 3563 metre uzunluğunda 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle birlikte toplam geçiş uzunluğu da 4608 metreye ulaşmaktadır. Dünyada bu kadar uzun, orta açıklıklı, ikiz tabliyeli tasarlanan ilk köprü olarak tarihe geçecektir. 318 metre kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle deniz seviyesinden 334 metre yükseklik ile dünyanın en yüksek kulelerine sahip Asma Köprüsü olacaktır. 1915 Çanakkale Köprümüz bizim için
çok kıymetli olan pek çok sembolü bağrında taşımaktadır. 2023 metre orta açıklık, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e atıftır. 318 metrelik çelik kuleleri 18 Mart 1915 Çanakkale zaferine işarettir. 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürleri, top mermilerini insanüstü bir güçle sırtlayan Seyit Onbaşı'ya saygımız ve selamımızdır. Kırmızı beyaz renkli kuleler al bayrağımızı işaret etmektedir. 4 yıllık yapım süresi boyunca 30 bin çalışma arkadaşımız ve en yoğun zamanda 6 bin personel ve 740 adet iş makinesi ile gece gündüz çalışarak tamamladığımız projemiz hem şehit ecdadımıza vefa borcumuz ve hem de ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatıdır. Antalya'da bir şehit yakını ve 4 gaziye devlet övünç madalyası ve beratı verildi. Suriye'nin Afrin bölgesinde çıkan çatışmada gazi olan piyade uzman çavuş Alican Akçor madalyasını almaya 2,5 yaşındaki oğluyla birlikte geldi. Duygusal anlar yaşayan seyirciler ise gözyaşlarını tutamadı. Antalya'da bir şehit yakınıyla 4 gaziye devlet övünç madalyası ve beratı verildi. Törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan, şehit ve gazi yakınlarıyla davetliler katıldı. Törende konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Anadolu topraklarında büyük sorunlar yaşandığını ancak pes edilmediğini kaydetti. Ülkesi için, vatanı için, bayrağı için, ezanı için, anadan, yardan, serden gözünü kırpmadan şehit olan, gazi olan bu dünyanın, bu ülkenin en onurlu ve şerefli insanları. Çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. 1071'den bu yana girdiğimiz Anadolu topraklarında burada kalmak için, burayı yurt edindiğimiz günden bu yana etrafımızda büyük sorunlar yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Ama şunu gururla ifade ediyoruz ki bu topraklardan asla vazgeçmeyeceğiz. Kanımızla suladığımız, vatan olarak bellediğimiz ve bir çakıl taşını dahi kıyamayacağımız, veremeyeceğimiz ve bu güzel insanlarla bu vatanı korumaya, kıyamete kadar muhafaza etmeye devam edeceğiz. Gelecek Partisi'ne katılan ve parti rozetini bizzat Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun taktığı Eşref Ural'ın partiye katılması Antalya siyasetinde çalkantılara neden oldu. Bugün itibariyle Gelecek Partisi Antalya İl Yönetimi ve 7 ilçe başkanlığı Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Gelecek Partisi'nde sular durulmuyor. Kepez Belediye Bağımsız Meclis Üyesi Eşref Ural Gelecek Partisi'ne katıldı. Parti rozetini bizzat Genel Başkan Ahmet Davutoğlu taktı. Bu durumdan haberlerinin olmadığını ifade eden Gelecek Partisi Antalya Kurucu İl Başkanı Beytullah Demir, beklenmedik bir adım atarak yönetimiyle birlikte istifa ettiğini duyurdu. İstifa kararının Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde duyulmasıyla birlikte Başkan Demir'in istifa etmemesi için yoğun çaba sarf edildiği de öğrenildi. Bizler liyakat ve sadakat kelimelerine aldandığımızdan dolayı özür diler. Liyakat ve sadakat kelimelerinin ülkemizde hiçbir zaman doğru manada kullanılmadığını üzülerek tekrar öğrenmiş bulunuyoruz. Bu sebeple Kadın Kolları Başkanımız Savva Gencer ve yönetimi Aksu, Akseki, Elmalı, Kemer, Konyaaltı, Muratpaşa, Serik ilçe başkanları ve yönetimleri, Antalya İl Yönetim Kurulu ve ben il başkanlığından ve partiden istifa ediyoruz. Kimseye kukla olmayacaklarını belirten Başkan Demir, Davutoğlu'nun da yanlış yönlendirildiğine dikkat çekti. Bundan dolayı yani liyakatten kastımız bir kukla olmadık, öyle söyleyeyim. Ve kukla olmayacağımızı tekrar beyan ederek bu görevi bırakıyoruz. Birilerine kukla olmadık.
Bizim inandığımız Sayın Genel Başkanımızdı. Maalesef o da yanlış yönlendirildi herhalde. O da bu arkadaşların kararının arkasında durunca biz de istifa kararı aldık. Yani kukla olmamak için. Ural'a rozet takılacağında haber verildiğini belirten Demir, partinin teamüllere uymadığını ileri sürdü. Bir yerel yönetimler başkanı var. İlçemizin yerel yönetimler ilçe başkanı var. Biz sadece rozet takılacağında haberimiz oldu. Daha öncesinde görüşmeler bitmiş, transfer olayı kesinleşmiş. En son bizim haberimiz olduğu için ben de olur vermedim. Yani işin açığını söylemek gerekirse. Bizim kişisel kimseyle bir husumetimiz yok. Ancak partinin işte hepimizin malumu teamülleri var. Buna aykırı hareket edildiği için işin açığı yok sayıldığımız ya da kukla olmamız istendiği için biz de burada olmayacağımızı beyan ederek istifa ettik. Antalya Toptancı Ali Komisyoncular Derneği tarafından Berat Kandili'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Şehit aileleri ve hal esnafına yemek dağıtıldı. Antalya Toptancı Ali Komisyoncular Derneği tarafından Berat Kandili'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Şehit aileleri ve hal esnafına yemek ikram edildi. 2000 kişilik organizasyona Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı. Antalya Toptancı Ali Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, mevlide gelen tüm katılımcılara teşekkür etti. Bu Berat Kandili'mizde, bu halimizin ölmüşleri ve özellikle şehitlerimiz için düzenlemiş olduğumuz Mevlid-i Şerif'imize gelen herkesten, belediye başkanlarımız olsun, milletvekillerimiz olsun, birim müdürlerimizden olsun, hepsinden Allah razı olsun diye teşekkür ediyorum. Yılmaz, her 18 Mart'ta etkinliğin geleneksel hale getirileceğini belirtti. Artık bunu 18 Mart itibariyle geleneksel bir hale getireceğiz Allah'ın izniyle inşallah. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi arasında imzalanan protokolle hastane yerleşkesine yapılacak olan katlı otopark inşaatının temeli düzenlenen törenle atıldı. 1797 araçlık Akdeniz Üniversitesi katlı otoparkının temeli Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yerleşkesinde gerçekleşen törenle atıldı. Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi ile pek çok işbirliği protokolüne imza attıklarını belirterek projelerin devam ettiğini kaydetti. Burası 13.400 metrekare alanın üzerinde 54.430 metrekare inşaat alanı olacak. 4 katlı olacak, çok amaçlı olacak. Ve inşallah süresi öncesinde tamamlamış olacağız. Ve bütün doktorlarıma, hastane çalışanlarıma, hasta yakınlarına hepsine katkı sağlayacak. Yani kimse randevusunu kaçırmayacak. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan da üniversite ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilecek katlı otoparkın önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini vurguladı. 13.186 metrekare alan üzerine kurulacak ve 1797 araçlık otoparkımızın aynı anda bir afet ve acil durum toplanma alanı olarak hizmet vermesi de bizim için ayrı bir önem arz etmekte. Şehir merkezindeki birçok noktaya yürüme mesafesinde ve sağlık hizmetlerine de yakın olarak kurulacak bu kompleks toplanma alanı ülkemizde de diğer şehirlere örnek olacaktır diye düşünüyorum. Konuşmaların ardından protokol kapsamında hayata geçirilecek katlı otoparkın temeline ilk harç protokol tarafından atıldı. 1797 araçlı Akdeniz Üniversitesi katlı otoparkı. Antalya'mıza ve dahi Akdeniz Üniversitesi'ne hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'da emekli olduktan sonra hurda malzemelerden günlük hayatı kolaylaştıran ürünler imal eden Hüsnü Yıldırım bu işi meslek haline getirdi. Dikiş makinesinden ceviz kıracağı, ahşap malzemelerden de süs eşyası yapan Yıldırım, yol açma çalışmaları sırasında bulduğu kökteki Allah yazısını da ortaya çıkardı. Uzun yıllar Mustafa Kemal Paşa ilçesinde esnaflık yapan Hüsnü Yıldırım, emekli olduktan sonra ilçeye bağlı Karapınar köyüne yerleşti.
Köyde vakit geçirmek için bulduğu hurda malzemelerden dekoratif eşyalar yapmaya başlayan Yıldırım, zamanla hobi olarak başladığı bu işi meslek haline getirdi. Bu basınçla. Yıldırım hurdadan aldığı eski bir dikiş makinesinden ceviz kırıcağı yaptı. Eski hurdadan aldığım bir dikiş makinesinden atıl vaziyetteydi. Ben onu çok ekonomiye kazandırdım diyeyim. Şimdi bak görüyorsunuz şöyle çatır çatır cevizleri alıyoruz. Böyle koyuyoruz. Bu basınçla bu cevizi patlatıyor. Buradan da basarsın. Gayet kullanışlı. Gürültü yapıyor. Evet böyle. Yıldırım yol açma çalışmaları sırasında çıkan kökleri de değerlendiriyor. Bunun üstünde Allah lafzını gördüm. Sonra yakma sanatıyla o Allah lafzını yakarak ortaya çıkarttım. Yıldırım kaplumbağaların kabuğunu bile değerlendiriyor. Yabaniler tarafından içi kemirilmiş, yenmiş, atılmış. Ben de gördüm, kıyamadım. Getirdim üstüne vernik çektim. Ondan sonra büfeye koydum. Yaptığı ürünlerin fotoğraflarını internetten paylaştığını anlatan Yıldırım, beğeni aldığında çok mutlu olduğunu söyledi. Yani çok beğeniliyor. İnternete koyuyorum mesela, beğeniyorlar, beğeni alıyorum. Yıldırım yaptığı ürünleri satmaya kıyamadığını da söyledi. Kıyamıyorum daha doğrusu, böyle toplamaya da çalışıyorum. Çok beğenilen olduğumu hediye veriyorum. İsteyenler olursa da böyle sipariş üzere yapabiliriz. Dünya geneline yayılan COVID-19 salgınının Türkiye'deki ilk tespit edilen vakası Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart 2020'de açıklanmıştı sevgili izleyiciler. Ülkedeki virüse bağlı ilk ölüm ise bundan tam 2 yıl önce 17 Mart 2020'de gerçekleşti. Aşısı, ilacı olmayan bu yeni virüs tıp dünyasını zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakmıştı. HES kodu, PCR testi, yasaklar ve dahi kısıtlamalar. Şu andaysa yavaş yavaş tüm bunları arkamızda bırakıyoruz. 2 yıllık koronavirüs serüveni nasıl geçmiş şimdi hep birlikte haberimizde izliyoruz. Koronavirüs 31 Aralık 2019'da ilk kez Çin'de görüldü. Tüm dünya orada yaşananları hayretle izliyordu ki virüs hızla yayılmaya devam etti. Vakaların Türkiye'de görülmesiyle de ilk olarak okullar tatil edildi ve 17 Mart'ta ilk ölüm gerçekleşti. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı. Salgın Türkiye'de sosyal, ekonomik, siyasi, iktisadi, idari, hukuki, askeri, dini ve kültürel alanlarda birçok önemli etkilere ve sonuçlara neden olan radikal kararlar alınmasına neden oldu. Ülkede ilk orta ve liselerde eğitim öğretim askıya alınırken bütün üniversitelerde bahar dönemi dersleri iptal edilerek sınavlar ertelendi. 20 Mart'ta Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle tüm özel ve vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi. İlk olarak 65 yaş üzeri bireyler için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Ardından kısıtlama genişletilerek içerisine 20 yaş altı bireyler de eklendi. 10 Nisan'da İçişleri Bakanlığı 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ardından hafta sonu ve bayramlar derken kısıtlamalar yaza kadar devam etti. 30 Aralık 2020 tarihinde ilk parti aşılar havayoluyla Türkiye'ye getirildi. Ardından aşı için acil kullanım onayı verildi. 25 Aralık 2021'de Bakan Koca, Mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz BioNTech aşısı geleceğini açıkladı. 24 Mart tarihinde 1,4 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaştı. 25 Kasım 2020 tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac firmasıyla anlaşmaya varıldığını belirtti. Ardından BioNTech aşısının da eklenmesiyle salgınla mücadele hız kazandı. Türkiye'de ilk koronavirüs aşısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Koca, hepimizin sağlığı ve toplumumuzun huzuru için bugünün öneminin farkında olarak aşılama programına destek olmanızı rica ediyorum ifadelerini kullandı. Bu süreçte en çok yıpranan ve bıkmadan çalışanlarsa sağlık çalışanları oldu. Onlar da çok yoruldu ve birçok çalışma arkadaşlarını kaybetti. Sağlık çalışanları koronavirüs döneminin beyaz melekleri olarak tarihe geçti. Özellikle sağlık çalışanlarının insanüstü mücadelesi koronavirüs pandemisinde öne çıkarken son verilere göre 553 sağlık çalışanı da virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Şimdilerde ise salgınla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Salgınla geçen 2 yılı devirdiğimiz şu günlerde önlemler de artık yavaş yavaş geride kaldı. Yapılan son açıklamalarla birlikte 2 Mart itibariyle açık havada maske zorunluluğu kaldırılırken kapalı alanlarda havalandırma ve sosyal mesafeye göre serbest bırakıldı. HES kodu zorunluluğu sona erdi. 2 yıldır ısrarla söylenense maske, mesafe, hijyen ve aşı oldu. Ve bültene bir Türkiye turu arası veriyoruz. Silivri'de çöp toplama kamyonuyla kağıt atık yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı. Çankırı ve Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda Mart ayında etkili olan kar yağışı sonrasında MESTE'den görüntüler ortaya çıktı. Samsun'da çay ocağına müşteri olarak gelen şahıs acil arama bahanesiyle istediği telefonu alıp kaçtı. Telefonun sahibi Ümit Güven, 1500 TL'lik telefonun yanında iki de çay içen şahıstan şikayetçi oldu. Ailenin tüm fertlerinde aşırı kiloya bağlı olarak obezite hastalığı olan Görmen ailesi, Samsun'da oldukları obezite cerrahi ameliyatıyla kilo vererek sağlığına kavuşuyor. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde temizlik işçisi Fikret Akbaş, parkta çevre temizliği yaparken içinde altın ve yüklü miktarda para olan cüzdan buldu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teslim etti. Başkan Muzaffer Bıyık da emaneti sahibine ulaştırdı. Mart ayında dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta hava sıcaklıkları gece -20, gündüzse -10 derecelere kadar düşüyor. Erzurum'un Oltu ilçesindeki 25 Mart Parkı'nda kargaların kar topu keyfi kameralara yansıdı. Tokat'ta elektrik üretimi ve tarımsal sulama amacıyla kullanılan Almus Barajı'nın su seviyesi %20'ye yükseldi. Ve maalesef sırada bir feci trafik kazası var sevgili izleyiciler. Antalya'da hız yaptığı iddia edilen otomobilin refüjdeki yön levhasına çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 gencin cenazeleri morgdan alındı. Feci kazaya ait kamera görüntüleri de ortaya çıktı. İşte o görüntüler. Gece eğlendikleri mekandan eve dönerken kaza yaptıkları öğrenilen gençlerin aileleri gözyaşlarına boğuldu. Aspendos Bulvarı'ndan Demokrasi Kavşağı alt geçit istikametine giden otomobil, sürücünün hız yapması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yola savruldu. Otomobil hurdaya dönerken aracın motoru 300 metre ileriye fırladı. Otomobilde bulunan Ali Neymat Tevfik, Engin Borazan ve Halil Subaşı olay yerinde hayatını kaybetti. Allah'ım ya Rabbi. Sigara yanında var mı? Allah'ım, Allah'ım. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gençlerin cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gerçekten yürekleri dağlayan bir trafik kazası sevgili izleyiciler. Yitip giden 3 genç çocuğumuz. Antalya'da çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşa hiç gitmediği İstanbul'dan 23 ayrı trafik cezası geldi. Elmalılı çiftçi gelen cezalar karşısında adeta canından bezdi. Antalya'da çiftçilik yapan 47 yaşındaki Hüseyin Şallı'ya hayatında hiç gitmediği İstanbul'dan sürekli trafik cezası geliyor. Daha önce 20'ye yakın trafik cezası gelen Şallı'ya bu kez de 23 farklı trafik cezası geldi. Kendisine ait 1992 model aracıyla bugüne kadar Antalya dışına dahi hiç çıkmadığını söyleyen Şallı, plakasına gelen cezalar karşısında adeta hayatından bezdi. İstanbul'un yolunu bilmem. Neden gelip gidiyor bir türlü İstanbul'un yolunu dahi bilen şu anda gitmek istesem bilemem.
Aracını sadece memlekete Elmalı ile Antalya arasında kullandığını anlatan Şallı, sorununa bir çözüm bulunmasını istedi. Yazın Elmalı'ya, kışın Antalya'ya. Ancak çiftçi ihtiyacımı görüyorum işte. Çünkü büyük bir araba, öyle bir kullanılacak bir amşan bir arabası değildi. Ama niye böyle sahteden cezalar geldiğini bir türlü anlayamadım. Kendisine gönderilen ceza tebligatlarıyla şaşkına dönen Şallı, cezaların silinmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Cezalarımın silinmesini istiyorum. Antalya'da seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü sayın seyirciler. Çevredekilerin yardımıyla eşyalarını kurtaran sürücü soğukkanlı bir şekilde olup biteni izledi. Otomobil yangını Konyaaltı ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Almanya'dan emekli olduktan sonra Antalya'ya yerleşen Uğurcan Talun'un kullandığı otomobil seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Dumanların çıktığını gören araç sahibi Uğurcan Talu, otomobilini durdurup araç içerisinden kişisel eşyalarını dışarı çıkarmaya başladı. Yangın nedeniyle cadde üzerinde kilometrelerce kuyruk oluşurken bir süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri aracı söndürdü. Büyük hasar oluşan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sürücü Uğurcan Talu olay anını anlattı. Olmadı. Şu lambada basıldı kokmaya. Evet abi. Pencereleri açtım. Birdenbire duracak yer aradım. Birdenbire alev aldı burada. Arkadaşlar yardım etti. Biz çıkardık. Evet. Biz neden ölüyoruz? O da ihtiyarladı. İşte öyle. Hayat. Almanya'da eşini kaybettikten sonra 3 çocuğuyla Antalya'ya yerleşen Türk asıllı Alman vatandaşının 5000 euro ve pasaportlarını çalan şüpheli yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir daha. Eşini yaklaşık bir ay önce kaybeden Türk asıllı Alman vatandaşı Serhat Bulut, yeni bir yaşama başlamak için 3 çocuğuyla birlikte Almanya'dan Antalya'ya geldi. Burada çocukların okula yazdırmak için uğraşan Bulut, gece saatlerinde evine geldiği sırada içerisinde 5000 euro ve pasaportlarının bulunduğu bel çantasını aracın bagaj kısmına bıraktı. Aracını da kilitlemeyi de unuttu. Burada işte ruhsatları falan da çıkarmış Allah'tan. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi otomobilin içine girip bagajı açılan hazneden çantayı ve bazı eşyaları poşete doldurarak bölgeden uzaklaştı. Durumu fark eden Bulut polisi arayarak şikayetçi oldu. Olayın ardından harekete geçen Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği'ne bağlı ekipler güvenlik kameralarından şüphelinin Abdullah Ö olduğunu tespit etti. Ekiplerin operasyonu sonucu yakalanan Abdullah Ö gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Ö çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken çaldığı pasaport ve evraklar Serhat Bulut'a teslim edildi. Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi JASAT timleri tarafından ormanlık alanda yakalandı. Çekiyoruz arkadaşlar. Alanya ilçesinde iki farklı uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü 3 Mart günü cezaevinden firar etti. Oba mahallesinde ormanlık alanda saklandığı tespit edilen cezaevi firarisi jandarma suç araştırma timi ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Alanya'daki bir siteden su sayaçlarıyla elektrik panolarındaki sigortaları çalan bir kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Alanya'da Kızılcaşehir mahallesinde bir sitenin su sayaçlarının ve elektrik panolarında bulunan sigortaların çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan takip sonucu hırsızlık şüphelisi şahıs ormanlık alanda yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Ülkemizde bunlar yaşanırken bakalım dünyada bugün neler olmuş? Dünya turuna gidiyoruz.
ABD'nin Chicago kentinde 17 Mart günü etkinlikleri kapsamında Chicago Nehri yeşile boyandı. Ukrayna, Rus ordusuna ait obüsleri ve topçu sistemlerini imha etti. Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 21 gündür devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye İhracatlar Meclisi koordinasyonunda üst düzey bir heyet, Türkiye-ABD ticari ilişkiler bağlamında görüşmeler yapmak üzere ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret etti. İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Cafer Miadefer, İran'da düzenlenen Çarşamba Suri kutlamalarında şu ana kadar 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 814 kişinin de yaralandığını bildirdi. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda 12 katlı bir binadaki 2 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, batılı ülkelerin liderlerini imalı bir biçimde Ukrayna'ya davet ederek ülkesinin hava sahasının kapatılmamasına ilginç davet yöntemiyle tepki gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından AFAD koordinasyonunda gönderilen mobil yardım tırı savaş bölgesine ulaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Polonya Başbakanı ve Polonya Başbakan Yardımcısı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya geldi. Ramazan'a sayılı günler kala birlik ve beraberliğin arttığı kandil günlerinde bolca ibadet ediliyor sayın seyirciler. Berat gecesinde yapılan ibadetlerin de faziletinin çok büyük olduğunu hepimiz biliyoruz. Şaban'ın 15. gecesinde Müslümanların Allah'ın affı ve bağışlamayla günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye de Berat gecesi denmiştir. Tüm Müslüman aleminin Berat kandili mübarek olsun. Hayırlı kandiller dileyerek bülteni noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Yarın akşam 18.30'da gündemde öne çıkan gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Mutlu haberler vermek umuduyla iyi akşamlar. Haftanın dördüncü işlem gününde piyasalarda yükseliş hakim sürüyor. Buna göre dolar 14 lira 73 kuruştan, euro ise 16 lira 32 kuruştan işlem gördü. Çeyrek altının liste fiyatı 1506 liradan alıcı bulurken borsa 100 endeksi 2134 seviyesinde kapattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgilere göre bazı illerimizde hava sıcaklıkları şöyle olacak. Adana hafif sağanak yağışlı 13-5, Ankara hafif kar yağışlı 5-1, Antalya hafif sağanak yağışlı 16-8, Bursa yağmurlu 9-3, Diyarbakır karla karışık yağmurlu 7-3, Erzurum kar yağışlı -2-16, İstanbul yağmurlu 8-2, İzmir çok bulutlu 16-7, Kayseri kar yağışlı 2-8, Konya kar yağışlı 7-6, Samsun kar yağışlı 5-2 derece olması bekleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bakacak olursak başkent Lefkoşa sağanak yağışlı 17-3 derece olması bekleniyor.
Antalya'nın 5 günlük hava sıcaklıklarına bakacak olursak, bugün hafif sağanak yağışlı 16-8, yarın parçalı bulutlu 16-7, cumartesi çok bulutlu 14-9, pazar parçalı bulutlu 16-8 ve pazartesi çok bulutlu 14-8 derece olması bekleniyor. Antalya'nın ilçelerinde ise hava sıcaklıkları şöyle: Akseki kar yağışlı 9-0, Aksu hafif sağanak yağışlı 16-8, Alanya yağmurlu 17-9, Demre parçalı bulutlu 17-9, Döşemealtı parçalı bulutlu 15-5, Elmalı parçalı bulutlu 10-1, Finike yağmurlu 16-7, Gazipaşa hafif yağmurlu 16-6, Gündoğmuş hafif yağmurlu 9-0, İbradı kar yağışlı 9-0, Kaş parçalı bulutlu 17-9, Kemer parçalı bulutlu 16-7, Kepez parçalı bulutlu 15-7, Konyaaltı hafif sağanak yağışlı 16-8, Korkuteli hafif kar yağışlı 8-1, Kumluca parçalı bulutlu 17-6, Manavgat parçalı bulutlu 16-7, Muratpaşa hafif sağanak yağışlı 16-8 ve Serik hafif yağmurlu 17-5 derece olması bekleniyor. Komşu illerimizde yarın beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Burdur karla karışık yağmurlu 9-2, Isparta karla karışık yağmurlu 8-2, Karaman kar yağışlı 4-5 ve Mersin hafif sağanak yağışlı 13-7 derece olması bekleniyor. Deniz suyu sıcaklıklarına bakacak olursak, Konyaaltı, Lara, Kaş ve Finike 16, Fethiye ve Kemer 17, Alanya ise 18 derece olması bekleniyor. Ailenin en sevileni D-Smart Aile Spor Paketi. Tüm aile severek izleyeceğiniz yaşam kanallarından tutun, dünya liglerinden en heyecanlı spor karşılaşmalarına kadar yüzlerce içerik, bitmeyen eğlence D-Smart Aile Spor Paketi ile evinizde. Üstelik 8 megabite kadar varan hızıyla limitsiz internet ve D-Smart Go hediyesiyle D-Smart Aile Spor Paketi 24 ay kullanım sözüne ilk 2 ay 111.90 yerine 91.90'a. D-Smart her televizyona şart. Bizim işin yarısı direksiyon sallamaksa yarısı da beklemek kardeşim. Sebze yükleyeceğim bekle, meyve indireceğim bekle, bekle babam bekle. Hadi bunları geçtim de, bir de karşı kıyıya bakıp da karşıya geçememek var ya, o gene ayrı bir şey. Ben yıllardır yük taşırım Çanakkale'de. Burada feribot demek her şey demek. Feribotu kaçırdın, hadi bir ötekine. O da kesin değil ha, denizin israfına kalmış. Fırtına mı çıktı, sis mi çöktü, hadi geçmiş olsun. Kaldın açıkta. Deniz insanın gözünün yaşına bakmaz aga. Tamam biz alıştık beklemeye belki ama domates biber bekler mi? Çok şükür be. Neyse ki o günler geride kaldı artık. Şimdi 6 dakikada tak karşınasın. Köprü muhteşem. Adı da muhteşem. 1915 Çanakkale. Ben buradan ne zaman geçsem gururlanıyordum. Ama şimdi başka bir gururlanıyorum. Kıtaları bir kez daha buluşturmaktan gurur duyuyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Çanakkale Malkara Otoyolu 18 Mart'ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılıyor. Ecdada saygı, geleceğe armağan.